Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ve işbirliğinde Bilgi Çağında Dijital Araçların 4-6 yaş çocukların gelişimlerini olumlu etkileyebilecek şekilde fikirler oluşturmak amacıyla Dijital Dünya'da Çocuk Çalıştayı düzenledi. Bu çalışmanın felsefi, sosyolojik ve psikolojik temelleri ne yönde olmalı? Bunun üzerine tartışmalarımız oldu. Bir son çocuklar aşkına savaşmak için bugün buradayız. İlmiyle, İrfanıyla, ahlakıyla, bilgisiyle, benim de söyleyecek bir sözüm var diyen kıymetli misafirlerimize, değerli çalışma arkadaşlarıma, bugün bu masada bizimle olup, bizim bu kalbimizden, gönlümüzden geçen, derdimizle dertlenen herkese, şahsım, şehrim, müftüm, genel sekreterim, başkan yardımcılarım, bütün çalışma arkadaşlarım adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Aslında zamanın koordinasyon zamanı olduğunu, zamanın işbirliği ve güç birliği zamanı olduğunu gösteren bir çalışma bu. Ve aslında işimizin ne kadar zor olduğunu da gösteren bir çalışma bu. Ankara'da çalışmış bir kardeşiniz olarak zihinlerimiz bizim dikey çalışıyor. Emir talimatla çalışıyor. Ama dünyada yaşanan bütün sorunlar da yatay çözüm bekliyor. Koordinasyon bekliyor, işgüdüm bekliyor, iletişim bekliyor, etkileşim bekliyor. O yüzden hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Bir türlü sorun çözme kapasitemizi artıramıyoruz. Bir türlü yaşadığımız sorunların üzerine çıkıp bunları başka bir noktaya götüremiyoruz. O yüzden bu yaptığımız çalışmada ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir saatten beri can kulağıyla dinledim. Her birinize de çok şey öğrendim. Başkan olmak, öğrenci olmak demekti. Hocaların kıymetini bilmek demekti. Bizim medeniyetimizde hiç bilenle bilmeyen bir olur mu der. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum der. Beşikten mezara da ilim der. İlim dediğiniz şey, bilgi dediğiniz şey, irfanla ve yaşamla bütünleştiğinde, ete kemiğe büründüğünde işe yarıyor. Bu konuda da hakikaten çok büyük sorunlarımız var. Öncelikle Ahmet Şahin abimiz dinlediğim zaman şunu gördüm, Diyanet'in geldiği noktayı gördüm. Ali Bardakoğlu başkanımızla çalışma fırsatım olmuştu. Kadına yönelik şiddetle ilgili araştırma komisyonunda milletvekili başkanı olarak başladık. O sırada Bekir Bakanımız bizim sözcümüzdü ve oradan sahaya çıktığımızda Diyanet İşleri Başkanımızın yanına gittik. Ali Bardakoğlu sırada Görmez Hoca da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıydı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığında kadının adı filan da yoktu. Bugün Huriye Martı Hoca'nın burada bir kadın müftü yardımcısı, kadın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olması aslında kendi medeniyet kodlarımızda Hazreti Ayşe'yi yeterince iyi anlatamadığımız, Hazreti Ayşe'yi yeterince iyi anlatabilmiş olsak aslında çok daha önce olması gerektiğini gösteren bir örnekti. Hazreti Hatice'yi biz bu çocuklarımıza çok iyi anlatmış olsak bugün sevgili peygamberimizin yaşamı, ailesi, nasıl bir aile reisiydi, nasıl bir dedeydi, nasıl bir yöneticiydi, bunların hepsini dijital sanatla çocuklarımıza anlatmış olsak bugün çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyaya şahitlik etmeyecektik. Geç kalıyoruz. Zaman hız zaman artık büyük balık küçük balığı yutmuyor, hızlı balık hepsini yutuyor. Dolayısıyla bizim hepsini bakanlıklardan beklemeden, şunu milli eğitim, bunu aile, bunu da diyanet yapsın demeden, derdi olanlarla bismillah deyip tohum atmamız gerekiyor. Dün biz hakikaten çok önemli bir çalışma yaptık. Çok önemliydi. İlk yüze giren çocuklarımızı Bosna'ya gönderdik. Bugün başladık. Yasin Müdürüm'e çok teşekkür ediyorum. Yasin Müdürüm bizim 10 yıl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü yaptı. Şimdi Erdal Müdürüm milletvekilimiz geldiği için ayrıldı. Müdür yardımcılarımız burada. Dedim ki ya bu çocukları mükafatlandıralım, ne yapalım? Biz bu memlekette 40 bin öğretmene bisiklet verdik. 40 bin. 40 bin bisiklet bir öğretmen bir şehirde verilir mi? Siz başka yerde duydunuz mu bilmiyorum. Duydun mu Ahmet Hocam? Evet. Duydun mu hocam? Duymadın hocam. Çünkü bir derdim var hocam.
Öğretmenler odasına girdiğim zaman mutlu öğretmenler olsun istiyorum. Okula girdiğim zaman okul mutlu olsun diyorum. Yapay zeka beni biraz önce çizmiş, çok daha genç, çok daha 35 yaşlarında çizmiş. Ben artık nene başkanım. Ama orada iki şey var. Benim de gözümün içi gülüyor, çocuğun da gözünün içi gülüyor. Kalatır şey bu. Bu çok kıymetli bir şey. Bakın şu çocuğun gözüne bakar mısınız? Maşallah. Çocuklarımızın mutlu olduğu bir dünyayı inşa etmek zorundayız.